Beni bakır mı? Bağlama ya. Benim. Hadi canlı yayın yap ya, ben ne yapayım? Ya yatırımlık aslında değil, tamamen biz Adnan Baboş'la beraber çok geçmişe dayanan bir ilişkimiz var. Onda böyle bir projesi olunca ben de katılmak istedim. Çünkü Bodrum benim için çok önemli bir yer. Hayatımda çok büyük bir önem var. İlk buraya geldiğimde 7 yaşında o Bodrum'un klasik eski jip modellerinde gezmeyi çok severdim ben. O arabaları bilerek, büyüyerek, onları binerek geldim bu buralara. Bodrum'u severek, yaşayarak tanıdım. O yüzden de böyle bir proje olunca da Babuş'la beraber bu projenin içinde olmak istedim. Geçen sene açtığımız bir yer. Bu sene biraz daha yerimizi kullanışlı hale. Geçen sene çünkü şu fazla bilinmiyordu. Hem de eksiklerimizi gidermek için bu sene daha detaylı bir girişimde bulunduk. Sağ olasın Babuş da bugün çok güzel bir organizasyon yapmış. 3 gün boyunca burada festival tadında bir misafirlerimizi ağırlamamız olacak. O yüzden inşallah hem bizim adımız hem de Bodrum için güzel bir proje olur. Heyecanlıyız. Hafta sonu maçımız var. Evet, hafta sonu maçı için heyecanlıyız. Benim büyüdüğüm, doğduğum, büyüdüğüm Fenerbahçe Volkan olarak benim Fenerbahçe Volkan olmama sebep veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım. Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur. Siz geldikten sonra Karagümrük'te bir sıçrama oldu. Sizin özellikle maçlardaki o jenerik hareketler diyeyim, işte futbolcularla temasınız çok çok gündem oldu. Sahada bunun etkisi oluyor mu hocam? Şimdi şöyle, tabii ki her zaman söylüyorum, Sayın Başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum bu fırsatı bana verdiği için. Bu fırsatla ben de elimden geldiği kadarıyla bana yakışan bir şekilde, yakışır bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Oyuncularla, oyuncu arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişki doğrultusunda da sonuçları almaya başladık. İnşallah ilerleyen günlerde hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize belki bu sene biraz daha elimizde olmayan sebepler var ama önümüzdeki sezon inşallah hedeflediğimiz yerlere doğru ilerleyeceğiz. Çünkü çok benimsediğim, çok sevdiğim bir yerdeyim şu an. Ve burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah uzun vadede başarılı olarak, yani başarı derken belki bir Avrupa Kupası yolunda gidebilme veya işte Türkiye Ligi'nde ilk 3, ilk 4 hedefi koyarak yolumuza ilerleyen yıllarda devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederim.